ilahi. Devam ediyor. Eradîtün bil hayâti dünyâ minel âhirâ. Siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Şu ayet-i ilahiye bakınız. Siz ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz? Hoşunuza giden dünya hayatı sizi ebediyen dünyada bırakacak mı ki ahireti unutuyorsunuz da dünyaya çakılıp kalıyorsunuz? Ayet. Ne şanlı bir ayet-i kerimedir bu. Fakat bilesiniz ki فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ. Biliniz ki ahiret nazarında, ahiret hayatına karşı dünya hayatı son derece az, son derece basit, son derece kıymetsizdir Allah-u Teala. Kıymetsizdir diyor. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının metaı, dünya hayatındaki istifade, dünya hayatındaki lezzet, dünya hayatındaki izzet, dünya hayatındaki servet, şöhret, şehvet, hepsi bunların geçici, hepsi bunların ızdırap altında, hepsi bunların fani. Siz bunları yakalayıp tutup da ebedi hayatı gafletle mi karşılıyorsunuz? Ebedi hayatı bırakıp dünya hayatına mı sımsıkı sarılıyorsunuz? Yazık edersiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlere, sırf Müslümanlara hitap ediyor. Devam ediyor ayet-i kerime. İlla tenfiru. Eğer Allah'a asker olmazsanız, bütün zamanınızı, zemininizi, bütün vaktinizi, nakdinizi, servetinizi, şöhretinizi, her türlü mülkünüzü, emlakinizi Allah yoluna vermez de keyfinize ve zevkinize devam ederseniz, Allah yolunda gayrete gelmezseniz, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda mücadeleye çıkmazsanız, Allah'ın düşmanlarına karşı bütünleşip birleşip karşı koymazsanız, küfür, şirk, dalalet, Allah'ın yoluna mani olan bütün engelleri ortadan kaldırmaya kalkışmazsanız, yuazzimküm azaben elima. Allahu Teala vallahi size dünyada huzur yüzü göstermeyecektir. Ayetin ifadesi. Sizi azap altına alacaktır. Dışarıdan düşman istilası gelmese bile anarşizmi, komünizmi sizin çocuklarınızın eliyle başınıza bela edip apartmanınızdan dışarı çıkamayacak şekilde sizi mahkum edeceğindir Allah-u Teala. Siz misiniz Allah yolunu terk edenler? Siz misiniz milyon üstüne milyon yılanlar? Siz misiniz zevk-ü sefa peşine düşen?